Tekrar bütün ülkemizin başı sağ olsun. Ölenlere rahmet diliyorum. Geride kalanlara da başsağlığı ve sabır diliyorum. İnşallah bir an önce hep birlikte destek olarak birbirimize ayağa kalkarız. Bu videoyu en çok merak edilen soruları yanıtlamak için hazırladık. Depremin sırasında, hemen sonrasında ve şu anda da enkazla ilgili bir takım riskler var. Daha öncekileri konuştuk, çok konuştuk. O yüzden şu andaki mevcut durumla ilgili riskleri ve bundan sonra yapılması gerekenleri daha çok konuşmak lazım. Şu anda enkazların, binaların yıkımı, enkazların taşınması ve saklanması ve bertaraf edilmesiyle ilgili bazı konular önemli. Enkazlar yıkılırken özellikle tozlaşma ortaya çıkıyor ve bu tozlanma sırasında gerek mineraller, gerek tozlar, gerek ağır metaller çok fazla miktarda var ve bunlar özellikle yakın dönemde kronik obstrüktif akciğer hastalıkları yani kronik akciğer hastalıklarını ve kalp hastalıklarını tetikleyebilir. O yüzden bu kişilerin mutlaka dikkatli olması gerekir. Yanı sıra ağır metaller var. Bu enkazların içerisinde kurşundan tutun da çinkoya kadar bu evlerin malzemelerin içerisinde olan, kullanılan, inşaat malzemelerinde kullanılan ya da evdeki mutfaktaki, salondaki eşyalarda kullanılan televizyondan tutun da bilgisayara kadar içerisinde var olan bir takım ağır metaller var. Bunların suya ya da toprağa karışması önemli. O nedenle bu da çok özellik gerektiriyor. Bir de bu tozlanma sırasında özellikle açığa çıkabilecek olan bazı mikroorganizmalar var. Çünkü bu evlerin içerisinde, hemen hepsinin içerisinde mutfakta ya da işte depo alanlarında gıdalar vardı. O gıdalar şimdi bozuldu. O bozulmaya bağlı temas veya hızlı taşınma sırasında onlar da açığa çıkabilir. Onlara da dikkatli davranmak lazım. Bir de asbest ve asbest türevleri tabii ki. Çünkü asbest çok önemli. Bu tozlaşma sırasında asbest ve eriyonit gibi maddeler açığa çıkabiliyor ve yakın temas ve uzun süreli temas sonucunda akciğer kanseri ya da akciğer zarı kanseri yapabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım.